Görünüşe bakılırsa hiç seçeneğin kalmamış Firavun. İyi ki kabusun çelik kafesi var. Asla saldıramazsın. Bir tur sonra bitmiş olacaksın ve milenyum bulmacası benim olacak. Asla. Ben kartların kalbine inandığım sürece bulmacama asla sahip olamazsın. Mısır tanrı kartımın gücüyle kıyaslanınca hiçbir inancın gücü işe yaramaz. Bunu unutma. Plazma beslenme makinem 3. balçık misketi ürettiği zaman feda etmek için yeterli miktarda canavarım olmuş olacak. Ve sen de bunu kendi gözlerine göreceksin. Sonra seni yok etmesi için kadim güçleri olan yenilmez bir canavar çağıracağım. Ha? Bütün sistemler çalışsın. Gerçek zamanlı uydu görüntüleri aktarılıyor. Tamam. Aktif haldeki düello diskleriyle veri bağlantısı yapılsın. Tamam. Savaş kentinde turnuvadaki tüm oyunlar ve kartların dijital taramasına devam edin. İşlem raporu. Bay Kayvan. Uydu iz bulma sistemin diğer iki Mısır Tanrı kartının kullanıldığını bildirdi mi? Hayır efendim. Ama her yer taranıyor. Bu görevi başarıyla bitireceğinden eminim. Sistemimi oynanan her kartı bize bildirecek şekilde ayarladım. Mısır Tanrı kartı oynandığı anda bana bilgi verilsin. Peki efendim. Kartların henüz oynanmamış olmasına çok şaşırdım. Ben de öyle. Ama oynadıkları anda uydu sistemimiz yerlerini tespit edecektir. Belki de o kartları gidip kendim bulsam daha iyi olacak. Hmm. Sabrım gittikçe tükeniyor. Sen rahat ol. Şehirde bu kadar çok nadide avcısı varken eminim o kartlar burnumuzun dibindedir. Hmm. Üçü de benim olduğu zaman destesi en iyi olan düellocu ben olacağım. Dünyanın en iyi düellocusu unvanımı geri alacağım ve yenilmez olacağım. Hadi gidelim Mokuba. Beni bekle Seto. Tarih belki senin tarafında Firavun ama kader kesinlikle benim tarafımda. Bulmacaya gittikçe yaklaşıyorum. Ve elime geçtiği zaman tek işim son Mısır Tanrı kartını almak olacak. Sonra Firavun ben olacağım. Sen içinde saklı olan güce layık değilsin. Bu yüzden güç benim olacak. Geçmişte her zaman eski tabletlere uyacağımı ve ailemle birlikte Firavun'un mezarını koruyacağımı düşünürdüm. Ama şimdi senin Firavunluğunun vadesinin dolduğunu ve sıranın bana geldiğini düşünüyorum. Ve senin bulmacan bu gücün tek anahtarı. Keşke eskiden olanlar hakkında daha çok bilgiye sahip olsaydım. Ama şimdi Marik'in kazanmasına asla izin veremem. Saldıramazsın. Turumu bitiriyorum. Çok güzel. Çünkü artık vaktin dolmuştu. Besleme makinesi. 3. ve son balçık misketini yarat. Buna inanamıyorum. Başardı. Artık feda edebilmek için yeterli sayıda canavarım var. Sonunda beklediğim an geldi. Gökyüzü karanlığa bürünsün. Hiç görmediğin kadim bir gücü görmeye hazır ol Yami Yugi. Plazma besleyiciyi ve 3 balçık misketini feda ediyorum. Ve yerine en güçlü canavarı çağırıyorum. Öyle bir yaratık ki gücünün sınırı yok. Celladınla tanış Firavun. Gördüğün en iyi canavar. Mısır Tanrı kartı gökyüzü ejderhası Slipper. Sen bittin Yugi. Yok olmaya hazır ol. Onu nasıl durduracağım? Birazdan yenilgiyle tanışacaksın Firavun. Gökyüzü ejderhası Slipper tarihte en çok korkulan 3 yaratıktan biridir. Mısır Tanrı canavarları asla yenilmezler. Her canavarın zayıf bir noktası vardır Marik. Seninkini de bulacağım. Beni tehdit edebilecek bir pozisyonda değilsin. Kabusun çelik kafesinin içinde olduğun sürece asla bana saldıramazsın. Ayrıca karşında limitsiz bir gücü olan Mısır Tanrı canavarı var. Tek yapabileceğin şey güçlenmesini seyretmek olabilir. Güçlenmesini mi? Ama nasıl? Slipper'in özelliklerini anlatayım. Elimde tuttuğum kartların sayısı Slipper'in saldırı puanını belirliyor. Ve şu anda elimde 2 kart olduğu için toplam saldırı puanı
2000. Üzgünüm ama Slytherin saldırı puanı benim canavarımınkinden daha az. Ama bu sadece başlangıç. Sihirli kartıma güveniyorum. Açgözlülük kupasını aktif hale getiriyorum. Böylece iki yeni kart çekebileceğim. Açgözlülük iyidir. Bir kart kaybettim ama iki kart kazandım. Böylece toplam 3 kartım oldu ve Slytherin puanı 3000'e yükseldi. Ama düello canavarlarında oyuncunun elinde belli bir sayıda kart bulunması kuralı vardır. Yani bu Slytherin gücünün de bir sınırı var demektir. Aptal firavun, hiç duymadın mı? Kurallar çiğnenmek içindir. Bir mısır tanrı canavarının gücünün ne kadar zarar verici olduğunun farkında bile değil. Çünkü onların dünyayı yakıp yıktıkları günleri hatırlamıyor. Ama Slytherin gücünü çok kötü bir şekilde öğrenecek çünkü elimde gökyüzünün ejderhasına sonsuz güç verebileceğim bir kartım var. Üzgünüm ama kurtulmayla ilgili bir umudun varsa bunu unut. Çünkü bugüne kadar kimse Mısır Tanrı kartını yenemedi. Şu ana kadar. Gerçekten çok aptalsın. Slifer seni tek hamlede yok edecek. Sonra bulmacanı alıp seni en derin karanlıkların olduğu yere, Hayalet Krallığı'na göndereceğim. Şimdi kaybetmeye hazır ol. Marik'in ejderhasını yenmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Keskin kılıcım sağdaki her ejderha için +500 saldırı puanı kazanıyor. Yani benim canavarım şu anda gökyüzü ejderhasından daha güçlü. 3100 saldırı puanıyla kılıç ustam Marik'in ejderhasını bir hamlede yok edebilirdi. Ama bu kafeste kaldığım sürece saldıramıyorum. Ve korkarım özgür olduğum anda canavarı daha güçlü olacak. Gördün mü? Gökyüzü ejderham ben kart çektikçe güçleniyor. Yani bir sonraki turumda Slytherin saldırı puanı 4000 olacak. Hem keskin kılıç canavarını yok edeceğim hem de can puanlarına zarar vereceğim. Seni yok edeceğim. Çok yakında yolumdan çekileceksin. Saltanatın sona erdi Yami. Pes et ve bulmacayı bana ver. Asla. Besteme güveniyorum. Belki bu kart işime yarayabilir ama hala bir tur daha kilitliyim. O zamana kadar dayanabilirsem düelloyu kazanabilirim. Sadece kartların kalplerine inanmam yeterli. Bu düello henüz bitmedi Marik. Ne kadar üzücü. Sen bittin. Bunu kabul et. Sen firavun olma şansını kaybettin Yami. Şimdi bu ünvan bana geçecek ve dünyayı yöneteceğim. Bu asla olmayacak Marik. Benim kaderim seni engellemek. Bu iki kartı ters olarak yerleştiriyorum. Ve Kuriboh'u savunma pozisyonunda oynuyorum. Hamleni yap Marik. Evet. Beklediğim an geldi. Şimdi Mısır Tanrı kartının gazabını hissedeceksin. Çelik kafes buharlaşıyor. Böylece açık hedef olacaksın. Birazdan bütün dünyanın önünde titrediği kadim bir güçle karşılaşacaksın. Slifer'e karşı korumasızsın. Buna bir son vereceğim. Kart çekiyorum. Ve Slifer her karttan 1000 saldırı puanı kazandığına göre puanı şimdi 4000'e yükseldi. Bu kılıç ustanı küle çevirmeye yeter herhalde, değil mi? Mısır Tanrı canavarım şimdi saldır! Tuzak kartımı harekete geçirdin. Tuzak kartımı? Şimşek gücü kılıcım. Bu tuzak kartı sayesinde bu tur boyunca elindeki herhangi bir kartı yok edebilirim Marik. Hayır. Böylece ejderhanın saldırı puanını 3000'e, yani benim canavarımdan daha düşük bir sayıya düşürebilirim. Keskin kılıç, kudretli kılıcını çek. Ve ejderhasını doğra. Mısır tanrı kartın yok edildi. Ha? Tam olarak değil. Plazma koruyucumun hala savunmada olduğunu unuttun, değil mi? Yani diriliş plazması bütün saldırıların önüne geçmeye devam edecek. Ve bu andan itibaren bu sihirli kart da oyuna dahil olacak. Güvenli dönüş kartı. Güvenli dönüş kartı mı? Evet. Bu nadir bulunan sihirli kart sayesinde diriliş plazmasının her tekrar birleşişinde 3 yeni kart çekebileceğim. Bu sayede şu anda 5 kartım olacak. Yani gökyüzü ejderhası Slytherin toplam saldırı puanı 5000 olacak. 5000 puan mı? Bu çok yüksek. Ona meydan okumalıydın. Onu çok kolay bir şekilde yenebilirdin. Hadi
Finallere katılman için sadece iki kart gerekli. O tüy sıkletti. Ha? Benim korumam gereken bir ünvanım var. Gördüğüm her tecrübesi düellocuya meydan okuyamam. Ne? Sen aklını mı kaçırdın Joey? Dostum, bu çocuğun pişti bile oynayamıyor olması beni ilgilendirmiyor. Onun yer bulucu kartı herkesinki kadar değerli ve şimdi buna ihtiyacın var. Neler hissettiğimi anlamıyorsun Tristan. Ben düello krallığında ikinci oldum. Bu yüzden üzerimde bu turnuvada dişli rakiplerle kapışma konusunda çok büyük bir baskı var. Kimseye Joey Wheeler kolay yolu seçti dedirtmem. Ha? Hı? Ayrıca son yaptığım düellolardan savaş kentindeki herkesle kapışabilirim. Herkes diyorum. Aslında düello yeteneğinin biraz arttığı doğru. Özellikle son iki düellodan sonra, ama iyi bir düellocu olmak için kendine güvenmenin yanı sıra her zaman öğrenecek daha fazla şey olduğunu kabul etmek gerekir Joy. Bakın burada kimler varmış. Ha? Galiba. Neden senin gibi amatör bir düellocu benim düello diskimi takmış Wheeler? Amatör mü? Ben birinci olacağım. Sanırım kayıt bölümünde bir hata yapılmış. Seninle sonra ilgilenirim. Hadi Mokuba. Hı? Yeterince zaman kaybettik. Tristan, sanki bir meydan okuma gelecekmiş gibi hissediyorum. Belki Kaiba'yı finallere saklamalısın Joey. Kaiba, tadına bakmamı ister misin? Joey. İstersen bunu tekrar düşün. Kimse beni arkadaşlarımın önünde aşağılayamaz. Joey, sen iyi bir düellocusun ama abimin seninle düello yapması vakit kaybından başka bir şey olamaz. Bu uzun sürmez. Hadi gösteri başlasın. Seni aptal. Görünüşe göre sana olduğun gibi davranmayı öğretmeliyim. Yani köpek gibi. Galiba sen bittin. Bu rüzgar da neyin nesi? Bu bir hortum. Helikopterin. Bay Kaiba, tam 5 dakika önce bir Mısır Tanrı kartı oynanmış. Sizi oraya götüreceğiz. Bahane arıyorsun. Düello yapacaktık. Bugün şanslı günün. Ne? Ne diyorsun? Görüşürüz Joey. Bir Mısır Tanrı kartıyla randevumuz var. O zaman senin şanslı günün serseri. Hı? Sadece kaçarak kurtulabilirdin ve kaçtın. Dostum, nasıl kaçtığını gördün mü? Rol yapmayı kes. Kurtuldun Joey. Ne? Onu ezecektim. Az önce yeni bilgiler geldi. Mısır Tanrı Kartı'nın kullanıldığı düelloda bulunanlardan biri Yugi Moto. Yugi, bir planım var Mokuba. O kart benim olacak. Gökyüzü ejderhası Slipper. Keskin bıçağını roket. Ve can puanlarını al. Hala pes etmedin mi? Sen bittin. Slipper sürekli güçlenmeye devam edecek. Ve diriliş plazmam sayesinde bana hala saldıramıyorsun Firavun. Sahaya yeni kart yerleştirirsen Slipper daha da güçlenecek. Kazanmanın hiçbir yolu yok, görmüyor musun? Bulmacanı bana ver. Mısır Tanrı kartımın seninle işi bittiği zaman firavunluğun sona erecek. Hiçbir canavarımın gücü gökyüzü ejderhasını yenmeye yetmez. Bunun için doğru sihir kartını seçmeliyim. Hadi kartların kalbi, bana yol göster. İşte oldu. Şimdi... Büyülü silindir. Bu kart ancak bir büyücü kartıyla beraber işe yarar. Ve ben çok şanslıyım. Çünkü elimde dişi kara büyücü var. Mükemmel. Pekala. Kuribohu feda ediyorum. Ve yerine dişi kara büyücüyü yerleştiriyorum. Savunma pozisyonunda. Sahaya yeni bir canavar yerleştirdiğin için ejderhamın özel yeteneğini harekete geçirdin. Hayır. İkinci ağzını. Slipper sürprizlerle dolu. Senin turun olmasına rağmen Slipper hangi pozisyonda yerleştirilirse yerleştirilsin, sahaya gelen her yeni canavara otomatik olarak ikinci ağzıyla saldırıyor. Ve 2000 puanını alıyor. Şimdi dişi kara büyücünle vedalaş bakalım. Hayır, sadece 1700 savunma puanı var.
Slifer, saldır! Şimdi dişi kara büyücümü kurtaracağım. Çok geç. Şimdi seyret. Asıl sen seyret. Büyücünün bu kadar çabuk gitmesi gerçekten çok acı. Gittiğini kim söyledi? Ben söyledim. İstersen tekrar düşün. Sihirli şapkaları tam zamanında kullandı. Demek o şapkalardan birinin içine gizleniyor öyle mi? Sadece gizlenmiyor. Aynı zamanda içeride karşı hücuma hazırlanıyor. Yugi, canavarın Slifer'i yenebilecek kadar güçlü değil. Ejderhanın güçlü olduğu doğru Marik. Ama benim inancım var. İki kartı sihirli şapkalarımın altına ters olarak yerleştiriyorum. Şapkalar sana geçici saklanma olanağı sunar, o kadar. Bu arada Kravun, ben de kendi sihirli kartımı oynuyorum. Ve bu şekilde ejderhamın gücü sınırsız olacak. Göreceksin. Sonsuzluk kartı sayesinde 6 kart kuralını iptal edip elimde istediğim kadar çok kart tutabilirim. Hayır, imkansız. Slifer elimdeki her karttan 1000 puan kazanıyordu. Ama artık canavarımın gücünün bir sınırı yok. Slifer, şimşek gücünü kullan. En sağdaki şapkaya. Şanslı bir seçim yaptın Mike. Onu sonsuza kadar saklayamaz. Bu düello henüz bitmedi. Ama bitmek üzere. Çünkü canavarın yok edildi. Bu da ne böyle? Saldırımı emiyor. Haklısın Mari. O şapkanın altına iki tuzak kartı koyduğumu unutmuş gibisin. Büyülü silindir ve büyü bozma halkası. Yani gökyüzü ejderhasının gücünü zayıflatıp kendi şimşek gücüyle ona saldıracağım. Ateş! Hoşça kaldın Mari. Asla. Diriliş plazmam olduğu sürece bana saldıramazsın. Demek plazma canavarın geri çevrilmiş saldırıları da engelleyebiliyor. Tam olarak öyle Filavun. Tabii bu durumda 3 yeni kart daha çekebiliyorum. Yani gökyüzü ejderham daha da güçleniyor. Ayrıca tekrar kart çektiğim için saldırı puanı 8000'den fazla oldu. Bu Mısır tanrısı durdurulamaz bir yaratık. Büyü bozucu halkanda yok olduğuna göre ondan aldığı puanla Slifer'in saldırı puanı 9000 oldu. Slifer, şimdi dişi kara büyücüsünü yok et. Karşında beni tamamen yenilmez yapan 5 kart var Yugi. Bu 5 kudretli kart birlikte olduğu zaman asla yok edilemeyecek bir güç doğar. Mısır Tanrı kartım güçlenmeye devam edecek ve saldırıların hiçbir işe yaramayacak. Ah, hayır. Marek'in bulmacayı kazanmasına izin veremem. Hemen ayağa kalk Yugi. Kayba! Ne zamandan beri rakiplerine diz çöküyorsun? Asla. O zaman ayağa kalk ve kendini utandırmayı bırak. Böylece bu sersemiyeri Mısır Tanrı kartını alabilirsin. Hemen kalk. Bu serserinin kazanmasına izin verme. Gökyüzü ejderhası Slifer'ı alt edebilirsin. Sadece zayıf noktasını bulman gerek. Tabii bunu yapabilecek gücün varsa. Eğer içinde hala güç varsa. Kalk ve bunu ispatla. Zayıf noktasını öğrendiğim zaman Slifer'ı Yugi'den alacağım ve dünyadaki en güçlü desteğe sahip olacağım.